40'ı geçtik. Zeki Uzunurkan ikinci sorusu Ronaldo'ydu. Öyle isimler transfer etti ki Galatasaray. Artık Ronaldo, Neymar, Messi hepsi akıllara geliyor doğrusu. Ya o biraz şey oluyor. Aslında hani her ismin akla gelmesi bence özgüveni, toplumun özgüvenini geliştirmek anlamında güzel bir şey yani hepimizin. Ben Ronaldo'yu yemek yemedim. O şey bir bilgi olmuş. Sadece aracı kalıyla fikrini sormak istedim. Çünkü her şey olabilir. Böyle bir şey. Yani neden ben hep onu diyorum. Ya binde bir de bile olsa bir şeydir. Evet, genelde insanlar şansını neden denemez? Ya oldu da bunu işte yapamadın, beceremedin denmesinler diye. Yani yine benle ilgili bir duygu. Yani insanın nefsiyle ilgili bir şey. Yani gitti beceremedi. 10 futbolcuya gitti. 50 kişi konuşuldu. Bir tane şunu mu aldın derler diye. Halbuki bizim bulunduğumuz makam sadece spor kulüpleri için değil. Herhangi ben birçok dernekte, vakıfta şey yapıyorum. Kendi vakfım da var. Şunu biliyorum. Kendi vakfın bile senin değil yani. Zaten normalde de hiçbir şey insanın değil ama yani bugünkü dünya şeyiyle bakıyorum. Yani herkesin genel geçer doğru saydığı diyeyim. Burada emanet olarak yani bir vekalet ilişkisiyle görev alıyorsun. 30 milyon kişi vekalet vermiş aslında genel kurulu üyelerine. Genel kurulu üyeleri de sana vekaleten burayı veriyor ve bir emanet şey yapıyor. O emanet işte tabii ki insanın nefsi var yani. Onu diyorsun böylece yapıyorsun. Yıpranıyorsun veya işte öfkeleniyorsun. Nefsi şey oluyor ama karar verme gerektiği zaman yani şu oyuncuya gitsek alamasak ya bizi de çok işte yıpratırlar falan. Öyle şeyler düşünmemek gerekiyor. Ben onu %1 bile olsa git. Bunun iletişimini taraftara söylemişsin. Şu an iletişimini yapmış olursun. Yani %1 de olsa gideceğiz biz. Ha, ne olur ne demek? Bu bir gün %1 tutar, bir gün %5 tutar. Evet. 10 defa tutmaz. Ama biz öyle bir şey yollamıştık yani haber ne düşünür diye. Öyle bir düşüncesinin o bile çok olmadığını güzel. Duyduk. Yanıt geldi mi peki? Evet yani öyle bir şey olmayacak. Yani hızlıca... Rakam geldi mi şu kadar istiyorum falan? Yok yani o rakamları zaten biz şey yapamayız. Yani ben başka bir şey anlatmıştım. Yani burada farklı gelirleri olur işte bir sürü ona merchandising geliri yaratın. Çünkü Galatasaray onu ödeyemez. Onun kendi gelirlerinin olacağı bir şey yapabiliriz demiştim. Yani Messi Miami ile öyle bir şey yaptı mesela. Evet. Yani oradaki İmaç şeyde. İmaçakları vesaire. Evet yani. Birçok şeyi kendisi de burada yani Ronaldo dünyanın her yerinde gelir üretir ama burası 80 milyonluk bir ülke. Yani çok ciddi üretebileceği şeyler var. Geliri var ama öyle bir iki gün işte acaba kafasını karıştırabilir miyiz, olur muyuz diye düşündük ama sadece kendi düşüncemizde kaldık. Yani böyle bir hiçbir olumlu herhangi bir şey gelmedi. Tam o noktadayken isteyip alamadığınız oyuncular var mı? Keşke dediğiniz oyuncular bu transfer döneminde. Vallahi vardır çok ama ben acayip... Mesela kamuoyunda dünyada... çok konuşuldu. Müsaadenizle evet, açayım samimi konuşuyoruz dediniz. İşte Szymański, Fred ve Rashica transferleri... Neden yapılamadı diye bu kadar iyi transfer yapılırken taraftar transfere doymaz. Bunların da neden yapılamadığını sorguladı ya. Şimdi bana bunlar hep sorulduğunda bir kere önce yine şeyi söyleyeyim. Szymański iyi oyuncu dedim. 10 milyon bonservis verilir dedim. Fred iyi oyuncu dedim. Milot iyi oyuncu dedim. Şimdi bu bir kere şu kavramı, şu kültürü bence dönüştürmemiz gerekiyor. Transfer çalımı hikayesi gerçekten... Çok da önemli olmayan, hatta önemli olmayan bir hikaye. Bu kulüpleri birbirine şey yapıyor. Kırdırıyor değil mi? Kırdırıyor. Doğru bir şey fiyat değil. Fiyat yükselmiş oluyor değil mi? Aynı, bazen aynı oyuncuya talip olabiliyor biliyorsunuz. Bazen ama yani. Ben hiçbir zaman biz Zaha'yı aldık, Tete'yi aldık. Çıkıp da şöyle aldık, böyle aldık, şöyle rakip kulübe gitmişti, şöyle böyle. Hiçbir şey de demedim. Demem de yani. Bunlar ama... Rakiplerimiz hem Fred'de, Szymański'de, Milot'ta neler neler dediler. Ben muhataplarımızdan bir tanesini de aradım yani. Böyle yapmayın bak. Ben hani bunu Zaniolo'da da yaşamıştık. Yani burada dedim ya X oyuncunun, isim vermeyeyim, her şeyi var. Bak oyuncunun tercihi bizdik. C olarak da bekledi biz. Bu paraları veremezdik. Çünkü o zaman şunu diyemiyordum. Şimdi artık diyebiliyorum. Bizim transfer döneminde harcama limitimiz yoktu. Maalesef geçen sene 17 milyon lira sponsorluk geliri vardı Galatasaray. Yeni yaptığı sponsorluklardan eski devam eden üstüne 17 milyon lira gibi. Bunun içerisinde futbol dışındaki branşlardan da var. Biterken belki 20 olmuştur. TL'den bahsediyorum. Tribün gelirimiz
geçen sene yine sonuçta bu bizim şey yönetimimiz zamanı. Yani kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Öz eleştiri olarak bunu şey yapıyorum. Tarihin en düşük askeri ücret karşılığı olarak bakarsan veya döviz karşılığı olarak bakarsan şampiyon takıma tarihin en düşük şeyini yaptık. Ki kur artmadı o dönemde. Mayıs'ta arttı yani kur. Nisan'da başta artık gelirin %95'ini yaptıktan sonra arttı. Yani tarihin en düşük tribün gelirini aldık. Dolayısıyla oyuncu bizim harcama limitimizi arttırmamızın iki yolu vardı. Şampiyonlar yine kalmak. Ki kaldığın zaman otomatik olarak onun 1/3 harcama limitine ekleniyor. Ne zaman kalmış oluyorsun? Avrupa transferinin bitimine 2 gün kala. Hatta yani tamamen şey olduğunda 1,5 gün kalmış oluyor. Çünkü senin kalman değil, diğer takımların da kalması lazım. Coefficient parası var. Kaçıncı olduğun yani belli olması lazım. Şunu bir daha net söyler misiniz? Yani oynadığınız ilk 3 eleme önemli değildi. Şampiyonlar Ligi'ne kalmanız gerekiyordu. Evet, çünkü bu çok gündeme geldi, evet. Çok tartışıldı. Katılım burada bedeli olması. Bilgi kirliliği de var. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne ayağına attı. 2 gün kala aslında limiti açıldı. Aynen. Harcama limitiniz ya oyuncu satarsanız direkt açılıyor. Okay. Çünkü oyuncu satınca şimdi normal harcama limiti şöyle oluyor. Geçmiş 3 senenin şeyine bakılıyor. Bilançosu. Gelirine bakılıyor buradaki. O gelire göre sana bir harcama limiti çıkarılıyor. Ondan sonra siz o geliri diyelim ki Ağustos'ta anlaşmalar yaptınız Temmuz'da. O anlaşmaları yaptı sponsorluk falan gibi. Bunu sizin bağımsız denetimden geçirip bağımsız denetimin onayından sonra bağımsız denetimin ki bir denetim süreci. Ondan sonra onayından sonra raporlama yapıp ondan sonra gelirinizi arttırabiliyorsunuz. Yani harcama limitinizi arttırabiliyorsunuz. O da harcama komisyonuna gidiyor falan onların. Otomatik olarak harcama limitini arttıran şeyler futbolcu satarsanız ve Şampiyonlar Ligi geliri. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınızda o geliri size garanti olduğu için bir bağımsız denetime gerek olmuyor. Çünkü kaldığınız anda o para size gelecek. Veya futbolcu sattığınızda satmışsınız artık UEFA'ya girilmiş. Evet, artık o para size gelecek diye bakılıyor. Harcama limiti paranın gelmesine bakmıyor. Yaptığınız şeye bakıyor. Toplam gelir kısmına. Şimdi biz harcama limitimiz yok diyebiliriz. Ben bunu ilk basına anlattığımda dediler ki peki niye demediniz? Dedim ki nasıl diyebilirim? Yani ben oyuncuları o ana kadar bekletmek durumundayım. Şimdi siz kendinizi bir futbolcu yerine koyun. Diyoruz ki harcama limitimiz yok. Yani adam seninle görüşmez ki. Çünkü harcama limitinin olmasa Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalmamana bağlı. Kalmazsan son 2 gün kala adam açıkta. Sizi beklerse hiç son 2 güne kadar boşta kalacak. Şimdi biz Freddy Szymanski'yi kiralayabilirdik. Szymanski bonservisiyle gitmek istiyordu. Orada başka şeyler de oldu. Ama harcama limitimiz yokken bu transferleri yaptık. Zaten mesela orada bonservis oyuncu... İki Şampiyonlar Ligi'ne kalamasaydınız ne yapacaktınız? Alamayacaktık son iki... Son iki alamayacaktınız. Öbür taraf ucucu mu olacaktı?